senle konuşma. Ben Virtual TV'de yaptığımız ortak canlı yayınından sizlerle yeniden beraberiz. Evet, bugün çok güzel bir ortamdayız. Ege İhracatçı Gazetesi Meyve İhracat Birlikleri Başkanı Selin Hayat'ın uçağını kurduğumuz. Bize bu genel kurul toplantısıyla ilgili bilgi vermişsiniz. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Gerçekten sizleri özellikle basın mensuplarını gördükçe biz biraz daha gururlanıyoruz. İyiyiz şu işte, malum yılda bir kere bir mali genel kurul yapıyoruz. 4 senede bir de seçimli genel kurul yapıyoruz. 2. dönemimiz hayırlısıyla 2. senesindeyiz. Ama tabii ki biz buradan bu yaş meyve sebze ihracatçılar bir yönetim kurulu başkanlığına görevine geldikten sonra gerçekten ciddi anlamda üreticilerimize, üyelerimize çok farklı hizmetler yaptık. Sağ olsunlar, tabii ki bir davet üzerinde de oldukça bizleri onurlandırıyorlar. Bizim de gayemiz ihracatımızı nasıl arttırırız, üretimimizi nasıl iyileştiririz, biraz daha kaliteli ürün, efendim söyleyeyim rekabetçi ülkelerle nasıl rekabet ederiz. Hep yaptığımız işlerimiz bunlar. Mümkün olduğu kadar girmediğimiz pazarlara girmeye çalışıyoruz. Yeni çeşitlilik üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim işte İzmir, Seferihisar, Gümüldür, Selçuk bölgeleri biliyorsun mandalina bölgesi ama çeşitliliği nasıl arttırırız? İşte katma değeri yüksek olan ürünleri nasıl üretiriz? Mümkün olduğu kadar onların takibindeyiz. Geçen gün yine ihracat işleminde 3. kuşak gençlerimizi topladık. Onlarla ilgili bir projemiz var. O da ayrı bir gurur verici bir proje. Üretime nasıl kazandırırız ve malum taşralardan, köylerden, üretim bölgelerinden gençlerimiz pek durmak istemiyor doğrusu. Hep şehire göç ediyorlar. Peki. Tabii göç olduktan sonra bu gençlerimiz de işte biraz daha nasıl sevdiririz tarıma. Gençlerimiz de meraklı doğrusu. Yapmakta isteyen gençlerimiz var. Aynen. Bir şey var. Üreticinin de sözcüsüsünüz bir nevi. Geçtiğimiz yıllarda da geçen sene de büyük bir sıkıntı içerisindelerdi. İşte hiç kazanamıyoruz. Hep genelde işte alıcılar kazanıyor sıkıntısı içerisindelerdi. Peki bu yıl bir çözüme ulaşacak mı? Tabii ki bunlar da genelde malum hava şartlarına bağlıyoruz. Geçen sene hakikaten ciddi anlamda iklim çok değişik gitti ve çok sıcak gitti. Narince böyle ürünler de özellikle soğuk bir iklimi seviyor. Soğuk iklimde satılıyor. Sıcak olduğundan dolayı üretim de çok fazlaydı. Rekolte fazlaydı. Adana, Çukurova Çukuru'nda olsun, Antalya'da olsun, İzmir'de olsun. Üretim fazlalığından dolayı da ürün bir malum üreticiyi çok memnun etmedi doğrusu. Zaman geliyor, işçi bulamıyoruz. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Ürün hasadını yapacağız. Paketleme yapacağız. İnanın ki çok zorlanıyoruz. İnşallah bu sene bunları yaşamayız diye düşünüyorum. Evet, bu ihracat birliklerinin bu tabii ki genel kurulunda neler ele alınacak bugün? Bugün tabii ki geçmişe dönük bir sene yapmış olduğumuz organize işleri, çalışmalarımızı anlatacağız. Tabii ki bu normalde yapmamız olan resmiyette de işte bakanlığımızın bakanlık görevlileri de var burada. Tim görevlileri var. Senede bir kere yapılan bir mali genel kurul. Bu işte maliyet işte hesaplamaları yapılacak. Girdi çıktı bilançolar, onlar dile gelecek. İhracat şampiyonu. Evet, tabii de. İhracat şampiyonlarına ödül vereceğiz o 2. bölümde. Evet. Tabii bunlar teşvik edici şeyler. İnşallah bundan sonra ihracat ödülünü alacak olan daha çok artar ihracatçılarımıza. Onları teşviken işte birer ödül vereceğiz. Tabii ki burada da ciddi anlamda emek sarf ediyorlar. Burada sizden aracılığıyla üreticilere olsun, ihracatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Tabii ki herkes çalışıyor. Nasıl bir katma değer üretirim? Katma değeri nasıl yükseltirim? Ve girmediğimiz ülkelere nasıl ihracat yapıp bu ürünü oraya tanıtır ve orada satar ve ülkemize döviz kazandırırız. Birçok ihracatçılarımız sağ olsunlar gerçekten elini değil gövdesini taşın altına koymuş ve çalışmaya devam ediyoruz. Başkanım, ihracat gerçekten kazandırıyor. Biliyorsunuz son dönemlerde ülke genelinde bu savaş kriziyle beraber İsrail'e verilen bir ambargo söz konusu oldu Türkiye gündeminde. Şimdi yeni bir ihracat arayışı içerisinde paylaşım yaptığınız yeni bir ülke var mı bununla ilgili işte? Ya şu anda bizim yeni ülke dediğimiz genelde uzak doğunun üzerinde odaklı çalışıyoruz. Özellikle Çin, Afrika gibi ülkelere, Asya ülkelerine oraya biraz daha ihracatımızı nasıl arttırırız diye onun çalışmaları içerisinde. Sağ olsun burada Ticaret Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Onlar da mümkün olduğu kadar
bizlere destek veriyorlar ve yanımızda durmaya çalışıyorlar. İnşallah onu da başarırız diye düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Gel. Çok teşekkürler. Makineyle mi çekeceğiz? Efendim. Tamam o zaman.